Merhaba arkadaşlar. Bugün size yine bir matkap tanıtacağım. Bu gördüğümüz matkabımız yine 220 ile voltajda çalışan bir matkap. Bu matkabımızın özellikleri yine aynı darbeli. Burada gördüğümüz gibi normal düz, yani ağaç delme, demir delme, artı vidalama veya vida çıkarma, vida sıkma, vida çıkarma işlemi yapan bir matkabımız var. Bu matkabımız yine 220 ile çalışıyor. Gördüğümüz gibi fişi var. Yalnız matkabımızın değişik bir özelliği var arkadaşlar. Özellikle bunu sizlere paylaşmak için tanıtımını yapacağım. Şu gördüğümüz aparat bakın. Üst kısmında bu biraz kullanıldığı için deforme olmuş. Bu üst kısım arkadaşlar biliyorsunuz tavanda iş yapıyoruz. Gergi tavan yapıyoruz, asma tavan yapıyoruz veya iskelede çalışıyoruz. Bu işi yaparken bu gördüğümüz aparatı kemerimize takarak iki elimizle rahat bir şekilde iş yapabiliyoruz. Yine matkabımızın mandiren kısmı gördüğümüz gibi elle açılıp elle sıkılabilen bir mandiren. Bu mandirenimize normalde 13 çapa kadar, yani çapı 13 milimetre olan matkap ucuna kadar takılabiliyor. Bu mandiren kısmını elimizle, bakın şu alt kısmı hem üst hem alt dönüyor ama bu alt kısmını sabitliyoruz. Üst kısmı sola doğru döndürdüğümüzde matkabımızın ucunu sıkıyoruz. Yalnız bunu birazcık şöyle bir hafif bastırdığımızda tam oturuyor. Bu matkabımız gördüğümüz gibi buradaki kolla sağa ve sola dönme imkanı sağlıyor. Buradaki şu gördüğümüz mandalla. Bu gördüğümüz yine anahtarı, yani bastığımızda çalışması için bir anahtar. Ortasında yine gördüğümüz gibi hızını ayarlayan, bakın burada da işareti var. Artı yöne döndürdüğümüzde hızı artıyor. Eksi yöne döndürdüğümüzde hızı azalıyor. Bir diğer konu yine sabit iş yapıyorsak, yani devamlı çalışmamız gerekiyorsa buradaki anahtarımıza basıyoruz. Şu gördüğümüz mandalada basıp bıraktığımızda matkabımız devamlı çalışıyor. Durmasını istediğimizde basıp bırakıyoruz yine. Aynı şekilde devam ediyor. Markası Meastro arkadaşlar. 650 watt gördüğümüz gibi. Bu matkabımızda yine aynı şeyi söylüyorum. Bazı arkadaşlar matkabı çalıştırıp bunu sağa sola döndürmekle ya açıyorlar ya sıkıyorlar bunu. Elleriyle yapıyorlar. Aslında yanlış. Neden yanlış? Bakın gösteriyorum. Şu alt kısmını sabit tuttuğunuzda mandirenin üst kısmını gevşetmek için sağa çevirdiğinizde bakın mandiren zaten kendiliğinden bırakıyor. Riske girmeye gerek yok. Ellerimizi yaralamayalım. Diğer bir uçta arkadaşlar vidalama ucu. Bu gördüğümüz bunların düzleri de var. Yıldız uç. Arkası altıgen olduğu için bu matkabımıza çok rahat bir şekilde uyum sağlayabiliyor. Bakın açtığımızda boyutunu da kendimiz ayarlayabiliyoruz. Uzun veya kısa yapabiliyoruz. Bunun daha uzunları da var, daha kısaları da var. Siz istediğinizi kullanabilirsiniz. Bunlara bits uç deniyor. Şu şekilde kısa olan, bu kadar kısa, bundan daha uzun uçlar var. Aynı bu şekilde buna uyum sağlayabiliyor. Bunu sıktığımızda da yine sağa ve sola döndürmekle buradaki mandalımızı istersek vidayı sıkabiliyoruz, istersek gevşetebiliyoruz. Ya da demir uçla demir delebiliyoruz veya ağaç delebiliyoruz. Bu gibi işlerimizi yarıyor. Bizim matkabımız dediğim gibi 13 milime kadar uç alıyor ağız kısmına. 220 ile çalışıyor. Bu matkabımız da yine aynı zamanda Made in China diyor. Çin malı. Yani işimizi gören bir matkap. Çok ağır işlerde değil ama normal işlerimizi seri bir şekilde görebilecek bir matkap. Kullanımda kolaylık sağlıyor. Tavsiye ederim. Güzel matkap. Kullananlar bilirler. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.